Herkese merhabalar. Yeni nesil soru avcımız başlıyor Tonguç evladım benim. Hazırım hocam. Harikasın senle beraber sana toz kopuran Tonguç dedik. Bak senle beraber okçular tekkesine gireceğiz. Aynı zamanda Cihangir Giovanni'yi halledeceğiz. Venedik Cahsun'u tamamen bitireceğiz. Hadi bakalım şimdi senle beraber adım adım hedefe ulaşacağız. Aslında yeni sorular dediğimiz soruların aslında nasıl içeriklere sahip olduğunu, adımlarla nasıl çözebildiğini bu dersimizde muhteşem bir şekilde göreceğiz. Yeni soru avcımızın birinci bölümüyle hadi bakalım başlangıç yapalım.

Bugünkü dersimizde yeni nesil soruların adım adım çözümlerini yapacağız ve aynı zamanda mini taktikler vereceğiz. Bugün üç tane hedef sorumuz var. Birincisi çarpanlar ve katlar, ikincisi üslü ifadeler, üçüncüsü de kare köklü ifadelerden gerçekten çok temel matematik konularından ve aslında çıkmış sorulara çok benzer sorular. Bunları LGS'de gerçekten yapabilmek için adım adım taktikleri göstereceğim sana. Yeni nesil sorularda artık korkmuyoruz. Onları avlıyoruz. Toz kapanan tonguç diyorum sana. Hadi bakalım o zaman dersimize geçelim. İlk hedef sorumuza beraberiz. Bu LGS'de çıkmış sorunun çok benzeri olan başka bir soru ve bu soruyu sizinle beraber aslında ilk başta baktığın zaman gerçekten çok adımlı bir soru. Böyle kolay bir soru değil. Bir anda iki dakikada yapamıyorsun bu soruyu ama şöyle düşüneceğiz adım adım teker teker gelişme evrelerini gösterip sana burada daha rahat çözme yöntemleri geliştireceğiz. Yani kafanda sorunun oturmasını sağlayacağım sana bugünkü dersimizde. En önemli kazanım bu olacak zaten. Çünkü bu soruyu yapmak için belki 5-6 tane işlem yapman gerekiyor ve bu işlemleri teker teker ayrı soru sorucuklarda göreceğiz seninle beraber. Şimdi seninle beraber ilk başta bu soruyu gördük. Tamam, yapacağız mı? Hayır. Adım adım başlayalım. Şimdi ne demişti bize? Aşağıda her birinin kütlesi 4 gram olan sarı boncuklar varmış. Her birinin kütlesi 7 gram olan mavi boncuklar varmış. Yeterli sayıda bir sürü varmış. Tamam. Boncukçuda çalışıyoruz mesela. Bu boncuklar kullanılarak bir kolye yapılmak isteniyormuş ve kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşitmiş. Burası çok önemli. Ne demiş bize? Mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşit demiş. Burası önemli. Sonra Birinci adımda ilk başta bizim aslında bu soruyu demin gördüğümüz bu geniş soruyu aslında şuradaki ifadeyle beraber gerçekten bu soru birkaç adımdan oluşan bir soru oluyor. Bu geniş soruyu adım adım yapalım. Ne demiş bize bakalım. İlk adımda yapacağımız şey ne biliyor musun? Bu kolideki sarı renkli boncukların kütleleri toplamı en az kaç gramdır diye soruyor bize. Şimdi şöyle düşünelim. Burada sarıların toplam kütlesiyle mavilerin toplam kütlesi eşittir demişti. Ve sarıların her birisi 4 gram, mavilerin her birisi 7 gram demişti. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. 4, 4, 4, 4, 4 bunlardan aldın. 7, 7, 7, 7 bunlardan aldın. Ve bunların kütlelerin eşit olmasını istiyorsun. O zaman ne yapmalısın aslında? Eşit olması gereken çoklukların ekokunu almalısın. Bu ekok, ebop da bilmemiz gereken bir kuraldı. Bunu tabi sayarak da yapabilirsin. 4, 8, 12 bu şekilde ilerletirsin. 7, 14, e, 21, 28 diye ilerletirsin. Zaten ikisinin de 28'de buluştuğunu göreceksin. Hadi bakalım biz ekokunu yapalım seninle beraber. 4 ve 7'nin ekoku 4 ve 7'nin ekoku Hemen sana söyleyeyim 28'dir. İstersen 4 ve 7'yi bu şekilde 2'ye böldün 2 7, 2'ye böldün 1 7, 7'ye böldün 1. 2 kere 2 4, 4 kere 7 28 çıkıyor. İşte bu bulduğumuz aslında sarı renkli boncukların kütlesinin en az olabileceği gram. Neden en az olabileceği gram? Çünkü zaten ne demişti bize bunların kütleri birbirine eşit demişti. Dolayısıyla bu 28'i e bu da 28 ve bunlar en az miktarlar Çünkü 4'ün 7 ile birleşen en küçük ortak katı 28'dir. O zaman bak ilk adımda ilk başta yani bu soruyu çözebilmemiz için ilk başta bir ekoklarını bulmamız gerekiyor Bunu anladık Tamam Ondan sonra ne yapıyoruz? Bu kolyenin kütlesi en az kaç gramdır dedim işte. Şimdi demin yaptığımız soru başı aynı. Dikkat et sadece burada adımı değiştirdim. Bu kolyenin kütlesi en az kaç gramdır dediyse hemen bakacağız. Burada ne bulmuştuk birinci adımda? 28 sarı renkli boncukların kütleleri. E, mavi renklerin de 28'di. O zaman çok basit bu kolyenin kütlesi 28 artı 28'den... 56 gramdır diyebiliriz. Bak ikinci adım birinci adım yaptıktan sonra ne kadar basit oldu. Sonrasında ne diyor? Aynı kalıp ardından diyor ki bu kolyedeki sarı renkte boncukların sayısı en az kaçtır diye soruyor. Burada yapmamız gereken şey şu. Ne demiştik dikkat edelim. Sarı renklerin kütlesi 28. E mavilerin de kütlesi 28. E, bir tane sarı renkte 4 gramdı. O zaman diyorum ki 28'i 28'i dörde bölersem ben eğer yedi tane sarı renkli boncuk vardır diyebilirim. Aynı şekilde 28 gram da mavi renklerin kütlesiydi. ilk başta bulduğumuz adımda ilk adım o yüzden çok çok değerli bu tarz sorularda. Sonrasında bunu da bir tane mavi renkte boncuğun kütlesi olan 7 grama böldüğümüz zaman ne çıkıyor? 4 tane de mavi boncuk var dedik. Ama bir dikkat edelim bunların hepsi en az. Neden en az? Çünkü biz ekokunu bularak 28'e ulaşmıştık. En küçük ortak katı. Ama daha fazlası olabilir mi evladım benim? Evet olabilir hocam. Harikasın olabilir. 28'in katları da olabilir. Geleceğiz şimdi oraya. O yüzden boncuk sayısını nasıl bulduk aslında biz? Boncuk sayısını kütlesine kütlesine bir tanesinin kütlesine böldük. Bir tanesinin kütlesine bölerek tak diye aslında boncuk sayısını bulduk. Sonra devam ediyorum. Her birinin kütlesi 4 gram olan sarı boncuklar yine aynı kalıp geliyor. Arna ne demiş bize? Dördüncü adımda. Bu kolyenin kütlesinin gram cinsini alabileceği değerlerden en küçük 6 tanesini yazalım demiş. Burada da ne demiştik biz? Aslında kolyemiz 28 sarılardan oluşuyor. 28 mavilerden oluşuyor demiştik. Ve toplam 56 gram olur demiştik. Ama bunun daha fazlası olabilir demiştik zaten. O zaman hadi bakalım bunun... Ekoku'nun yani bulduğumuz bu 28 ile 28'i toplayıp 56 bulduğumuz aslında Ekok'tan gelerek bulduğumuz bu 56 gramın aslında katlarını alalım. Nasıl katlarını alalım? 56'nın e, 28'in katlarını alarak tabii yapabiliriz. 56'nın katları 56, 112, 168, 224, 280... 326 bu şekilde devam ediyor. Peki ne bulduk o zaman? Aslında bizim kolyemizin en az miktarı bu kadardı. Hatırlıyorsan kolyemizin en az miktarını biz kütlesi en az kaç gramdır diyerek sarıların, mavilerin toplamıyla bulmuştuk. Ama illa ben sarılardan demin sana söylediğim gibi yedi tane almak zorunda değilim. Mavilerden de dört tane almak zorunda değilim. Bunların katını alabilirim. Çünkü ne demişti bize? Yeterli sayıda bir sürü boncuğum var. İşte bunları teker teker yazdık. Tamam sonrasında artık beşinci adıma geçiyorum. Beşinci adıma ne sormuş bize? Bu kolyede kullanılan boncukların toplam kütlesi 300 gramdan az olduğuna göre demiş. Bak işte demin bulduğumuz noktaya doğru geldik. Yani toplam kütlenin alabileceği değerleri demin bulmuştuk seninle beraber. 300 gramdan az olduğuna göre demiş. O zaman bunu eleyelim. Bunlar olabilir. Zaten en az buydu hatırlıyorsan. Bunun katları da olabilir. Bu koledeki sarı boncukların sayısı en fazla kaçtır demişti. Sence biz tam 300'e az diyoruz. Bunlardan bir tanesi seçeceğim. Peki en fazla sayıda sarı boncuk olmasını istiyorsam sence bunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim, bunu seçeyim? seçeyim. E, 280'i hocam. Harikasın. 280'i seçtik. O zaman diyorum ki kolyemiz, kolyemiz 280 gram olsun. Peki 56 neydi hatırlıyorsan 28 gram bundan 28 gram bundan geliyordu. O zaman 280'de de 140 gram bundan 140 gram bundan olması gerekiyor değil mi evladım benim? Peki o zaman ne demişti bize? 140 gram sarı ve 140 gram mavi olması gerekiyor. Sarı boncukların sayısı en fazla kaç olur demişti? O zaman 140 gram sarı boncuk varsa ve sarı boncukların her birisinin kütlesi 4 gramsa ne yapıyoruz? 140'ı 4'e bölüyoruz ve tak diye 35 tane sarı boncuk buluyoruz. Aynı şeyi burada yapıyoruz. Mavi boncukların sayısı en fazla kaç olur demişti? 300 gramdan az olduğuna göre o zaman yine 140'ı bu seferde neye bölmemiz gerekiyor? 7 gramdı bir tanesi pardon. 20 tane de mavi olması gerekiyordu. İşte bunu yaptıktan sonra artık son durumda. Yani çıkmış LGS sorusuna geliyoruz. Bu kolyede kullanılan boncukların toplam kütlesi 300 gramdan az olduğuna göre bu kolyedeki sarı boncukların sayısı ile mavi boncukların sayısı arasındaki fark en fazla kaçtır demişti. Zaten 300 gramdan az olma koşulunda biz en fazla 280 gram olur kolye demiştik. Ve bu durumda 35 tane sarı 20 tane mavi kullanılıyordu. 35'ten 20'yi çıkardığım zaman 15 tane fark olur diye sonuca ulaşabilirim. En fazla kaç olur dediği için cevabımız da 15'tir. İşte dikkat ettiysek belli adımlarla bu soruyu çözdük. Beşinci adımda aynı zamanda dördüncü adımda aynı zamanda üçüncü adımda ikinci adımda tekrar etmek istiyorum. Burası çok önemli gerçekten de ilk adımda ne yaptık? En basitinden en az kaç gram olur dedik bunların aslında e, miktarı. Sarı boncukların e, kütleleri toplama en az kaç olur demiştik. Çünkü bunlardan alıyoruz bir de bunlardan alıyoruz. E, ama ne demişti bize dikkat edelim. Burada aslında boncuklar kullanılarak bir kolye yapılıyor ve mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. İşte burası anahtar noktaydı. Sonrasında bunu 28, bunu 28 bulduk çünkü ekok'la en küçük ortak katlı bulduk. Ardından dedik ki bu kolyenin kütlesi o zaman 28 sarı, 28 mavi varsa 56 gram olur dedik. Ardından ne dedik? E o zaman bu küçük Kolyede yani 56 gramlık kolyede 7 tane sarı 4 tane de mavi olur dedik sonra ne yaptık bu kütlenin aslında katları da olabilir dedik 56 gramın 112, 168, 24, 20, 280, 2, 326 katları da olur dedik çünkü sadece en küçük ortak katı almıyoruz ki sonrasında ne dedik? bize ne verdi? Koşulu verdi. 300 gramdan az olduğuna göre dedi ve dedik ki bunlardan hangisini alalım diye düşündük. Bunu aldık. Neden? Çünkü en fazla sayıda sarı olmasını istiyorduk. O zaman 140 gram sarı, yarısı sarı, yarısı mavi olacak. Çünkü eşit kütledeydi. Dikkat edelim. Ardından dedik 140 gram sarıysa bir tanesi 4 gramsa 35 sarı e 140 gram mavi ise bir tanesi 7 gramsa 20 tane mavi vardır. E bize sorduğu sorunun cevabını bulmuş olduk. Neden? Çünkü aslında bize bütün sorduğu soruda bu ikisinin farkını soruyordu. Cevabımız 15'tir şeklinde bulmuş olduk. İşte bu şekilde adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi geldik yepyeni bir sorumuza. Yeni nesil hedef sorumuzda bu sefer üssü sayılarla ilgili bir şeyler yapacağız. Ama dikkat edelim bu soru da çok korkutucu gibi geliyor. Halbuki inanılmaz basit bir çözümü var. Bunun bir taktiği var göstereceğim. Ne demiş bize? Zaten her zaman verdiği gibi tanımsal şeyleri vermiş bize. Sonra ne, de, ne diyor bize? Bir kenarın uzunluğu 5 üzeri 4 santimetre. Burada da vermiş. Olan kare şeklinde. O zaman burası da 5 üzeri 4 yazdım. 12 eşit dörtgen ve bir kare çizilmiştir demiş. Bunların her birisi eş dikdörtgenmiş demek ki. 10 tane burada, 12 tane. Bir tane de kare çizilmiş. Tamam. Kare şeklinde kağıt yukarıdaki gibi kırmızı renkli bölgelere boyanmış olsaydı. Kırmızı renkli bölgenin alanları toplamı kaç santimetre kare olurdu? İşte kafalar karışıyor. Şimdi gelin beraber adım adım çözelim. Adım adım çözmek için ilk başta diyelim ki basit basit düşünelim. Yani soruyu küçük küçük adımlara bölelim. Bir kenar uzunluğu 5 üzeri 4 olan kare biçimindeki kağıdın alanı kaç santimetre karedir? Karenin alanı nasıl bulunur evladım benim? Bir kenarın karesini alarak bulunur hocam. Harikasın. Aslında karenin alanı bir kenarının karesini alarak bulunur. Dolayısıyla mesela burası 5 olsaydı karenin alanı 5 üzeri 2 ile bulunurdu. 5 e üzeri 4 olduğuna göre 5 üzeri 4'ün karesini alıyorum. İşte burada üstün üstü kuralı kullanıyorum. 5 üzeri 8. Ben burada ilk başta alanı buldum. Zaten biz alandan yola çıkarak bize sorduğu o garip soruyu bulacağız. Ve şeklimizi de şeklimizde ne yaptım? Dikkat et. Şeklimizi ne yaptım? Buradaki kırmızıyı aldım. Buraya yerleştirdim. Neden böyle bir şey yapabildim? Çünkü bunlar eş dikdörtgenlerdi. Eş dikdörtgen ne demek? Buradaki dikdörtgen ne? Bu dikdörtgen aynıdır. Buradaki dikdörtgenle buradaki dikdörtgen aynıdır. Dolayısıyla ben bunu buraya taşıdığım zaman yani bu kırmızıyı buraya taşıdığım zaman bir şey fark etmiyor. Sadece buradaki dikdörtgeni aldım buraya koydum. O zaman şeklim bu şekilde geldi. Ve bu karenin alanında 5 üzeri 8 çıktı. Sonra kare şeklindeki kağıdın alanının bunu D yapalım hemen. Kağıdın alanı kırmızı renkli bölgelerin alanları toplamının kaç katıdır demiş. Dikkat edelim. Dikkatli bakalım buraya bu kırmızıyı buraya taşıdıktan sonra bak evladım benim burada iki tane e, dikdörtgenin kısa kenarı var burada da iki tane var burada da iki tane var toplamda on tane var ve bunları bak dikkat et. şu kırmızı bölgeye bakalım şurası bir bölme ise şurada da bundan bir tane daha var. Şurada da bundan bir tane daha var. Şurada da bundan bir tane var. Şurada da bundan bir tane var. Yani aslında kesirlerle işlemler gibi yahu buradaki kırmızı bölge aslında bu kareyi hiç şu şey karmaşıklı düşünme. Buradaki kareyi beş eşit parçaya böyle sanki şöyle bir karemiz var. Bir, iki, üç, dört tane çizmişiz. Beş eşit parçaya bölmüşüz. Ve bu aslında beşte biridir. Dolayısıyla kırmızı renkli bölgelerin alanları toplamının kaç katıdır diyor kare şeklindeki alan. E beş katı zaten burada bu re şekli buraya taşıdıktan sonra bu kırmızının bütün kareye göre beşte biri olduğunu görebiliyoruz. O zaman beş katı diyebiliriz. Karenin alanı kırmızı renkli bölgesinin alanının. Sonrasında kırmızı renkli kare ve dikdörtgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi kırmızı renkli bölgeyi soruyor bize. O zaman ne yapacağız? Ne bulmuştuk birinci adımda senle beraber e, bu karenin alanını? Hemen senle beraber bakalım. Yani büyük karemizin alanı 5 üzeri 8 bulmuştuk. E ikinci adımda da bu büyük kare bu kırmızının 5 katıydı. O zaman ben bunu buna bölersem aslında kırmızının alanını bulabilirim. 5 üzeri 8'i 5'e bölüyorum. Ne yapıyorduk bölmede evladım benim? Üstler çıkarılıyordu. Bunun üstünde görünmez bir bir var. 5 üzeri 8 eksi 1'den 5 üzeri 7 aslında kırmızı alan diyorum ve geçiyorum. Sonrasında sonrasında. Artık ana sorumuza geldik. Kare şeklindeki kağıt yukarıdaki gibi kırmızı renkli bölgelere boyanmış olsaydı Böyle demiş tamam. Kırmızı renkli bölgenin alanları toplamı kaç santimetre kare olurdu? E zaten soruyu yapmıştık. Buradaki parçayı buraya getirdiğin zaman aslında bu bunun beşte biri oluyordu. Beş üzeri sekiz bütün karenin alanıydı. E ben bunu beşe böldüğüm zaman beş üzeri yedi aslında neydi? Kırmızı bölgenin alanları toplamıydı. Yani aslında cevabımız bulunmuştu bile üçüncü adımın sonunda. Dolayısıyla bize verilen soruya taktiksel açıdan da bakmamız gerekiyor. Bu şekilde oynatmalar ne yaptık? Eş dikdörtgenlere göre yaptık bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Burası çok önemli şekilsel sorulardı. Evet geldik yepyeni bir sorumuza. Bu hedef sorumuzda da yine kare köklü ifadeleri tekrar edeceğiz. Bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan karesel bölgelere. Bak burası 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 bunlar hepsi kareymiş. He onu unutmayacağız. Yandaki ibaremiş de eşit alanlı bölgeler aynı harfle gösterilmektedir. A A eşitmiş. C B B D Tamam. Dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir? Burası uzun bir soru. İlk başta gel bakalım seninle beraber bunu adımlara bölelim. A karesinin alanı en az kaç santimetre karedir diye ilk adımdan başlayalım. Tam kare sayıları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çok dikkat edelim. Ne demişti bize? Alanları santimetre kare içinden ondan büyük birer tam kare olacakmış. Bunların her birisinin alanı o zaman ki en küçüğünden başlayalım burada. A karesini sormuştu bize ve en az demişti. En az kaç olabilir? Tam kare sayıları bana söyler misin evladım benim? 1, 4 Harika. 9. Evet. 16. Harika. 25. Evet. 36. 49. Evet. Süpersin. Bu, şey bu kadar yeter. Şimdi dikkat edelim. Burada biz ondan büyük tam kare olacak demişti. Ve en az diye sormuş bize yahu. O zaman hangisini seçerim evladım benim? 16 hocam. Harikasın. O zaman A karesinin alanı 16'dır diyebiliriz. E o zaman karenin alanı 16 ise bir kenarı kaçtır? 4'tür hocam. Harikasın. O zaman buraya 4, buraya 4 yazabilirim. E burası da 4. Bak burası da 4. E burası da 4. E o zaman bu C'nin bir kenarı 8 çıktı. E burası 8 çıktı. Şimdi burası da sekiz çıktı. Şu parça da sekiz çıktı. E burası dörtse burası dörttür. Bak bitti soru bile. Burası sekiz dört. Burası on ikidir toplamda. O zaman buralar altı altıdır. O soru bitti neredeyse. E bu kare ise bu da altıdır. Sekiz altı on dörttür. Tamam neyse fazla uzatmayalım. Ne demiş bize? C karesinin bir kenar uzunluğu. E ben zaten burayı dört 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 bulduktan sonra C karesinin bir kenar uzunluğu sekiz. Hemen bunu da düzeltelim. Bir kenar uzunluğu 8. Sonrasında B karesinin alanı diye bulalım bu seferde B karesinin alanı da dikkat edelim burası 4 4 ise 8 burası. Sonrasında burası da 8 demiştik. Sonra burası 6 6 diye ayırmıştık. 6 demiştik. Sonrasında burası da 6. Toplamda 14 çıkıyor. E B karesinin alanı 6 kere 6 36. Bak adım adım bulabiliyoruz. Ardından D karesinin alanı en az kaç santimetre karedir? Ne demiştik? Burası 8, burası 6. O zaman burası da 14 olmak zorunda bu kare olduğuna göre. O zaman alanı da 14'ün karesi 196 olmak zorunda. Zorunda. Peki ne demişti bize? Dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre kadar? E bu bir dikdörtgendi. Ne bulmuştuk bunu? Dört dört bulmuştuk. E burasının bir kenarını altı bulmuştuk. Burası da altı altı ve bunun da bir kenarını on dört bulmuştuk. Artık dikdörtgenin kısa kenar ve uzun kenarını biliyoruz. Burası on dört. Burası 20, 26, 14 çarpı 26'dan evladım benim. Kaç eder hemen söyle bakalım. 14 çarpı 26 ee, bana. 364 hocam. Harikasın. 364 cevabımız C seçeneği diyebiliriz. Bak bu kadar basit aslında. Adım adım ilerlersek yapabiliriz. İlk başta bu sorular birazcık İçinden çıkılmaz gibi geliyor. İşte çarpanlar ve katlarda işte ben bu soruyu çözerken dikkat et kaç dakikada çözdüm. Ama dikkat edelim bu adımları ne kadar hızlandırabilirsek o kadar işimize yarayacak ve adım adım düşünmeye geçmemiz gerekiyor. Özellikle yeni nesil sorularda sakın ha sakın şu ilk başta gösterdiğim soru vardı ya Hatta hemen sana bulayım bir dakika. Şu ilk başta gösterdiğim soru vardı ya. Bugün zaten üç tane soru çözdük. Bak ilk başta gösterdiğim soruda sakın ha sakın hemen soruya gireyim. Hemen soruyu iki dakikada bulayım. Asla bu düşünce gelmesin. Acaba bu mu bu mu? Çünkü yeni nesil soruları düşündürmeye yönelik yapıyorlar. Ve dolayısıyla bizim yapmamız gereken burada adım adım düşünebilmek, demin yaptığımız gibi adımlara bölüp soruyu çözebilmek. İlk başta A'dan başladık. Sonra C'ye gittik. Sonra B'ye bulaştık. Sonra D'ye ulaştık. Sonrasında bütün dikdörtgene girdik ve sonuca ulaştık. İşte bu yüzden burası çok kritik. Yeni nesil soru avcısının, toz koparan Tonguc'un yeni bölümleri gelecek e, evladım benim. Senle beraber gerçekten harika bir şekilde yeni nesil programımız devam edecek. Ondan sonra da tabii ki senle beraber hızlanma programına geçeceğiz ve burada hızlanma setindeki kitabımızdan yararlanacağız. Hızlanma setindeki kitabımızı hemen sana göstermek istiyorum evladım benim. Problem bankası Türkiye'de ilk defa böyle bir kitap çıktı. Problem Bankası diye bir kitap şu anda Türkiye tarihinde yoktu. Ve ilk başta senle beraber yenilisi soruları buradan halledeceğiz diyoruz. Adım adım yapıyoruz bu soruları da. İlk başta temel sorular, sonra orta sorular, sonra zor sorular çözüyoruz. Ve bu kitabı şu anda sadece sadece ve sadece hızlanma setiyle beraber alabiliyorsun. Ve hızlanma setiyle de beraber alırsan hızlanma programında da mükemmel bir sonuç çıkartacaksın diye düşünüyorum. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolalo Teşekkürler hocam görüşürüz